Neredeyiz? Neredeyiz? Avlan Gölü'ndeyiz. Burası Elmalı Finike yolu arasında kalan bir bölge. Bulunduğumuz kısmın hepsi normalde gölmüş ama maalesef ki kurumuş. Sadece şu ilerideki belli başlı bir yer sular kalmış. Oralarda su var. Aynen, birazdan görürüz zaten. Sol, sola doğru. Oralar hep şey, antik kent falan yazıyor. Çekiyor mu? Şurada diyor ki bal ormanına gider. Şu karşısı Kaş. Biz şu an dağların arasından bayağı yüksekten o tarafa Kaş'a inmeye çalışıyoruz. 54 dakika diyor. Niye? Hala nasıl 54 ya?
Ne yapacaksın kahvaltıda? Acemi karavancı boşta kalınca kahvaltı yapar. Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle menemen gibi bir şey yapsam. Aa, süper olur. Değil mi? Aynen. Sucuklu menemen. Biraz sulu yap ama. Sucuklu sulu menemen. Olur. Bence herkesin gelip görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tarihi çok güzel. Tarihini okumak, bilmek, burada kimlerin yaşadığı, nasıl yaşadığı, buradaki kalıntılar çok güzel, çok etkileyici. Bence yol düşen herkes mutlaka uğramalı. Yapılaşmalar var. Güzel yer kapatmışlar zamanında. Güzel arsalar. Hemen denize yakın. Nehir var önünde. Akıllı adamlarmış mesela. Zaten bu Likyalılar parayı bulmuşlardı değil mi? Lidyalılar mı bulmuştu? Lidyalılar Likyalıların amca çocuklarından oluşuyor. Bu Likyalılar bir de gibi. Bir yol yapmışlar ta Kumluca'dan Muğla'ya kadar gidiyor valla. Adrasan'dan mı başlıyor, nereden başlıyor Likya yolu diye. Herkese yürümesini tavsiye ediyoruz. Fethiye'den başlıyor. Aynen. Duble yol. Şeymiş, Helenistik ve Roma, Doğu Roma dönemlerinde yoğun kullanılmıştı. Andriake. Mira'nın limanıdır. Evet, Müşra kaptan, hadi bakalım. Yelkenler forma. İçinde şeyler var. Murat, burası çok güzel. Baksana. Ne söylüyorsun, ne görüyorsun? Birazdan çıkacağız açık denizlere. Şu an lodos sağdan esiyor. Hareket ettiremiyoruz. Thank you.
Bir haftadır karavanda geziyoruz. Aslında son 3 gündür hiç gezmiyoruz yani, sadece park ettik. Ve bu Antalya'da Sinit Cuması Yaylası'ndayız. Söğüt Cuması Yaylası'nın yanında Alakır Nehri Kardeşliği'ni ziyaret ettik ve bununla sonlandırdık gezimizi. Nasıl geçti Büşra bir hafta? Bir hafta çok güzel geçti. Sahildeydik. İlk başta böyle biraz bilemedik. Hani nereye gideceğiz, nasıl kalacağız, süreç nasıl işleyecek, karavan içindeki hayat falan, onu pek bilemedik. O yüzden bir de gitmek istediğimiz yerler de fazlaydı. İşte Elmalı, Kaş, Kalkan vesaire. Zaten ilk 3 gün hep oraları böyle durmadan gezdik. Çok böyle yokuş yollara çıktık, bozuk yollar, dağların arası falan. Orada biraz böyle modumuz düşer gibi oldu. Hani ilk günden de bu olur muymuş falan gibi. Sonra dedik ki hani biraz yavaşlayalım. Herhalde o ayların vermiş olduğu heyecanla bir yükleme yaptık kendimize. Ama daha sonra yavaşladık. Kaş Kalkan'dan sonra Demre'ye geçtik. Demre'de bir sahilde. 2 gün boyunca oradaydık. Demre'yi gezdik. O sahil de çok güzeldi. Sessiz, sakin. Duşu var, tuvaleti var falan. Hani bize iyi geldi yani. Orada bir dinlendik, gezdik. Karavan hayatını daha çok özümsedik. Yani özümsemeye çalıştık belki de. Daha sonra oradan Kumluca'ya geçip bu Alakır Vadisi'ne geldik. Burayı da uzun süre görmeyi çok istiyorduk. Alakır Nehri Kardeşliği'ni, Alakır Nehri'ni, buraları görmek, fotoğraflamak falan çok istiyorduk. Daha doğrusu o Alakır Nehri Kardeşliği'yle tanışmak, buradaki vadiyle tanışmak çok çok istiyorduk ve onu gerçekleştirdik. Murat'ın dediği gibi hani 3 gündür Cuma'dan beri buradayız. Bir büyük bir çınar ağacının altına koyduk karavanımızı. Ve vadiyi geziyoruz, nehre gidiyoruz. Birhan ve Tuğba'nın burada kendi elleriyle yaptığı evleri var. Onlarla birlikte vakit geçiriyoruz. Bu şekilde aslında çok güzel bir hafta geçti. Ve bir hafta gibi değil de sanki daha uzunmuş gibi geldi. Ve artık bir haftanın sonuna geldik. Ve sanırım ben de böyle şey düşünüyorum. Şey sorgulamasına zaten girmiştik de şeye girdim. Yani karavanla gezmelerin nasıl olması sorunsalı var. Şimdi hani çok uç örnekler de var. Çok böyle doğal yaşamı gezenler de var. Hani biz hangisi olacağız? Biz ne olacağız? Bununla ilgili burada da bir proje ürettik. Belki yakında işte kanalda yayınlayabilirsek onun üstüne çalışacağız ve biz öyle bir yol tercih ediyoruz. Hani hep soruluyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, siz de mi sahile gideceksiniz? Evet, biz de sahile gideceğiz. Ama belki sahilde gördüğümüz farklı şeyleri göstermeye çalışacağız. Evet, deniz dünyanın başından beri orada. Ama biz başka bir boyutu, denize başka bakanları görmek istiyoruz. Onları size tanıtmak istiyoruz. Nehre başka bakanları göstermek istiyoruz. Ya biraz daha böyle içten hikayelerle yola çıkmayı istiyoruz. Ve şu ön turlar, ön adımlardan sonra gerçekten uzun vadeli turlarda çok iyi plan yapmamız gerektiğini anladım ben. Bilmiyorum yani, göç yolda düzülür diye başladık. Göç yolda düzülmeye devam edecek. Biz ilk 2 gün sudan çıkmış balık gibiydik ama şu an o kadar rahatız ki, o kadar arabaya da alıştık ki, hani orada yatmaya düzenim, hala eksiklerimiz olmasına rağmen o düzeni seviyoruz galiba. Yani yaşamı ona göre şekillendirmek, bu alana sıkışmak hoşumuza gidiyor. Bir şeylerin fazlası gerçekten zararlı ve o fazlalıklardan kurtulmak yavaş yavaş amacımız olmalı diye düşünüyoruz. Evet, bizim burada son gecemiz bugün. Yarın eve dönüyoruz. İşlerimiz var. Onlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Para kazanmamız gerekiyor. Sezonu güzel bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. O yüzden de biraz o odaklı devam edeceğiz. Yine ara ara hafta sonları, izin günlerinde küçük kaçamaklar yapmayı planlıyoruz. Ama bakalım nasıl olur, neresi olur hiç bilmiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın.
Diğer videolarda yine bu şekilde burada buluşmak üzere. Bizi takipte kalın diyoruz. Hoşçakalın. Güle güle.